Herkese selam, LGS masasına hoş geldiniz. Ben Melina, 8. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizden gelen soruları yanıtlayacağız. Yanımda iki arkadaşım var. Merhaba, ben Elmira, 14 yaşındayım. Geçen sene 2021 LGS'ye girdim ve 452 puan yaptım. Şu an Seybol Kolejinde okuyorum. Herkese merhaba, ben Zeynep Naskınay. Geçen yıl LGS'ye girdim aynı Elmira gibi ve 500 tam puan aldım. Şimdi de Robert Kolej'de hazırlık öğrencisiyim. Bugün 2022'de LGS'ye girecek arkadaşlarımıza yardımcı olmak için buradayız. Umarım çok güzel bir video olur. Hem sizden gelen soruları yönelteceğim hem de kendi merak ettiğim soruları yönelteceğim. O zaman başlayalım. İlk sorumuza başlayalım. Evimizin kanalı sormuş. Matematik netleri nasıl artar? Bu son aylarda puanımız 450 üstü yapmak için kaç saat çalışmalıyız? Bence matematik netlerimizi artırmak için öncelikle hata yapıyorsak neyde hata yaptığımızı anlamalıyız. Çünkü bazı sorular oluyor ve biz bu soruları çözdüğümüzde hatamızı anlamıyoruz. Hatamızı anlamayınca da aynı denemede ya da farklı bir denemede başka bir kaynakta yine o soruyu karşımıza çıkıyor. Ve sonra şey diye düşünüyor genelde öğrencilerde. Hani ben yine aynı hata yaptım, yine yaptım ama neden yaptım diye düşünmek gerekiyor. Ve o zaman hata yaptığımız konuyu anlarsak da netlerimiz gittikçe artmaya başlıyor. Bu tavsiyeyi verebilirim. Melina, sen ne yapıyorsun hata yapınca? Ben genelde hata yaptığım zaman... Dur. Ağlıyorum. Yapmıyorum. Ağladığım oluyor gerçekten. Aynen, üzme bizi. Yapamadığım sorular üstüne yoğunlaşıyorum. Ve yapamadığım sorular üstüne yoğunlaştığım için hangi konuda eksiğim olduğunu anlayabiliyorum. Matematik netleri nasıl artar sorusuna ilk önce cevap vereyim. Açıkçası şöyle, çok fazla sorusu çözerek artar. Yani bu biraz klişe ama yani kesinlikle böyle. Çünkü farklı farklı soru tipleri gördükçe aslında sınavda çıkabilecek ihtimallere daha da hazırlanmış oluyoruz. Bu şekilde de netlerimiz artıyor yani. En azından ben bu şekilde deneyimlemiştim. Galiba bu kullanıcı bir soru daha sormuştu. Kaç saat çalışmamız gerektiğiyle ilgili. Açıkçası bence belli bir saat söylemek doğru olmaz. Çünkü bu herkesten herkese değişebilecek bir şey ama yani ben yaklaşık 4,5-5 saat hani hafta içi için çalışıyordum. Hafta sonları da yani yaklaşık 7-8 saate çıkıyordu bu. İkinci soruya geçiyorum. Yongi kullanıcısı sormuş. Matematikte yeni nesil soruları çözmenin kolay yolu nedir? Ben bu soruyu kendi senemde çok düşünmüştüm. Hani çünkü yeni nesil sorular ilk dönemde özellikle karşıma çıktığında ağzım açık bakıyordum. Bunun için önemli olan yine şeye geliyoruz, konuyu anlamaya geliyoruz. Çünkü konuyu anlamazsam zaten orada bir bulmaca dönüyor yeni nesil soruda. Ben o bulmacayı nasıl anlayayım? Önce aslında yeni nesil soru çözmektense önce biraz daha kolay, konu odaklı sorular çözmeliyiz. Ne kadar LGS yeni nesil sorulardan oluşsa da bunları anladıktan sonra yeni nesil sorulara yönelirseniz bence yeni nesil sorular size de daha kolay gelecektir. Ben de Almira'ya katılıyorum. Kesinlikle öncelikle kolay sorulardan başlayıp sonra işte orta seviyeye, sonra da zor seviyedeki sorulara geçmemiz gerekiyor. Özellikle bir süre sonra aslında ben şeyi deneyimledim. Yani eğlenmeye başlıyordum açıkçası matematik yeni nesil soruları çözerken. Çünkü hepsinin içinde böyle bir oyun oluyor ya da başka işte grafik çözme oluyor. Yani eğleniyordum bir süre sonra. Bence o çok önemli. Yani biraz soru çözerken eğlenmek, yani bu işi biraz zevk alarak yapmak gerekiyor bence. Evet, ne kadar kulağa zor gelse de soru çözerken eğlenmek. Evet, yani... Ben de eğleniyordum bir zaman sonra. Evet. Ben de katılıyorum dediklerine. Matematik gerçekten bulmaca çözer gibi çözülebiliyor. Ama bazen bir soruda takılıyorsunuz, bir yere kadar yapıyorsunuz ama devamı gelmiyor. Kareköklerde mesela ben bazen zorlanıyorum. Siz hangi konularda zorlanıyordunuz? Ben geometri konusunda zorlanıyordum. Galiba son konuydu. Yani çok hatırlamıyorum açıkçası tam olarak konunun içeriğini ama yani sorularını çözmek mesela bana hiçbir şekilde zevk vermiyordu. Mesela karekök soruları ben çözmeyi çok seviyordum ya da doğrusal denklem soruları ama geometri sorularını yani anlasam bile böyle çözmekte biraz zorlanıyordum diyebilirim. Ben de koordinat sistemiyle alakalı sorularda zorlanıyordum. Aslında konuyu seviyorum ama soruya gelince, probleme gelince böyle ağzım açık kalıyordu, yapamıyordum. Aynı zamanda da hani matematikte hem evde soru çözerken hem de deneme esnasında çok çıldırdığım olmuştu koordinat sorularında. O zaman genelde şey yapıyorum, yani o soruyu hiç çözemiyorsam atlıyordum. Sonrasında hani sınavsa bakıyordum. Sınav değilse evdeysem de hemen bir hocama ya da arkadaşıma danışıyordum. Hani bu şekilde çözmeye, atlatmaya çalışıyordum. Dördüncü sorumuza geçelim. X Ayra kullanıcısı sormuş. Saçınızı hangi şampuanla yıkıyorsunuz? Şu an marka veremiyoruz galiba ama yani ben genel olarak Arap sabunu tercih ediyorum. Yok değil.
Yani mesela evde çok var. Beşinci sorumuza geçiyorum. Auroslina demiş ki son dönemlerde netlerimize nasıl artış sağlayabiliriz? 2008 tayfa için yaklaşık 2,5 aylık bir süreç kaldı. Tabii ki sizin de en büyük hedefiniz bu süreçte netlerinizi arttırmak. Netlerinizi arttırmak için yapabileceğiniz, yani aslında şöyle söyleyeyim. Hani çok büyük bir şey var ama bu da klişe bir şey. Çalışmak, hani daha fazla çalışmak. Şöyle söyleyeyim, ilk başlarda mesela 1 saat çalışıyor olabilirsiniz ilk dönemlerde ama artık son işte dediğim gibi 2,5 ay kala 3 saatten fazla çalışmanız lazım bence, hani yüksek hedefleriniz varsa. Tabii ki sıkılabilirsiniz çalışırken ama herkesin kendi çalışma tarzı vardır, sevdiği bir çalışma tarzı vardır. Hani bazıları yazarak, bazıları test çözerek, tabii ki illa test çözeceksiniz bu süreçte. Hani kendi sevdiğiniz çalışma tarzıyla daha fazla çalışmaya çalışın. Evet, ben de bu konuya bir şey eklemek istiyorum. Son aylarda bazıları çalışmayı hızlandırıyor, bazıları da rehavete düşüyor ve çalışmak istemiyor. En çok çalışmamız gereken dönem bence son aylar. Ben öyle yapıyorum yani. Çünkü hani o sıcaklığı kaybetmemek lazım. Hep böyle hani ısınma şeyinde olmak lazım. Evet. Bir de sınav yaklaşınca bir stres de oluyor tabii ki. O da belki rehavete sebep olabilir ama yani hiç gerek yok aslında. Hani stresi yenmemiz gerekiyor sonuçta böyle bir sürece girince. Zaten çalışmak o stresi bastırıyor tabii bence. Yani hani mesela, çalıştım, yapacağım, evet. Çalıştım, bu benim işime yarıyor şu an. Hani yattıkça ben vicdan azabı çekerdim. Ay bugün de yattım. Evet, bana da yani kötü oluyordu. Olacak deneme sonucum. Nerede mi çalışınca, ay bugün çalıştım, iyi ki çalışmışım oluyordu. Evet, evet. Peki, kendinize has bir çalışma düzeniniz var mıydı? Benim yani kendime has sayılır mı bilmiyorum ama mesela ben okuldan hemen geldiğimde hiç çalışamazdım. Böyle 1,5 saat falan, yani bir buçuk saat kesin mola verirdim. Ama o molayı da en hani nasıl diyeyim, verimli şekilde kullanmaya çalışırdım ki sonra mola vermeyeyim. Yani yatana kadar aslında çalışıyordum. Yani şöyle, okuldan mesela 4 gibi geliyordum galiba, tam emin değilim. 5-5.30'a kadar dinleniyorsam ondan sonra sürekli ders çalışmaya devam ediyordum. Yani çok mola veriyor muydum arada? Çok vermiyordum açıkçası. Sadece yemek için belki mola veriyordum. Onun dışında da çok arada, yani nadir olarak da işte 5 dakika bilmiyorum telefona mı bakıyordum hatırlamıyorum ya da annemle mi konuşuyordum. Yani o tarz bir şekilde bir düzenim vardı. Biz aslında bunu Zeynep'le önceden konuşmuştuk. O zaman da zaten temastaydık, birbirimize konuşuyorduk. Ben de aynı şekilde yani hiç mola vermiyordum. Benim hani ben 5 dakika bile mola vermezdim çalışırken. Hatta okul kıyafetlerimi bile çıkarmazdım evden gelince. Yemeğimi yerdim, hemen ders çalışmaya otururdum. Hani şeyden dolayı çıkarmıyordum. Okul modundan çıkmayayım. Hala böyle çalışma seviyesinde kendimi hissedeyim. Asla o hevesim gitmesin diye bunu yapıyordum ve aralıksız çalışıyordum. Çalışıyordum. Hiç ara vermiyordum çünkü biliyorum ara verirsem ya telefona dalacağım, ya bir şey aklıma gelecek, ya televizyon sesi duyacağım aşağıdan, annemlerin yanına gidip televizyon izleyeceğim evet, diye. Öyle oldu. Hiç mola vermiyordum. Yani bazılarına tabii bu farklı gelebilir, ben mola vermeyi seviyorum diyebilirsiniz ama bana göre hani benim kendime has çalışma stilim buydu. Ben bayağı zevk alıyordum bu çalışma stilinden. Sonra da kalktığımda hemen hesaplıyordum kaç soru çözdüğümü. Bu kadar çözmüşüm, helal olsun sana diye böyle kendimde motive ediyordum. Melina, sen nasıl bir düzen izliyorsun bu süreçte? Ben şöyle yapıyorum. Genelde okuldan geldikten sonra benim üstüme bir uyku, bir rehavet çöküyor. O gelmemesi için yüzümü soğuk suyla yıkıyorum. Diğer türlü ben uyuyakalıyorum. Soğuk suyla yıkadıktan sonra da ders başına oturuyorum yemek yedikten sonra. Üstümü değiştiriyorum ama. Elmira gibi Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Selma Altun'da sormuş. Derece yapmış çocukların beyni nasıl işliyor? İçine girmek isterdim. Bu kadar sürede hepsine doğru cevap veren öğrencileri hep merak etmişimdir. Gerçekten akıllar mı, başarı mı, hırs mı? Demiş. Yani bu biraz bilmiyorum nasıl cevaplamam gerektiğine çok emin değilim. Ama şimdi akıllı kavramını ben açıkçası çok tartışamam burada. Bence hoş olmaz. Ama hırs bence güzel bir etken. Yani bu bence daha tartışılabilir bu konu. Yani çünkü hırs aslında motive edebiliyor insanı. Mesela beni de motive ediyordu genel olarak. Yani mesela işte bu sınavda işte çok iyi bir sonuç aldım. İşte tüm hani o hırsımı aslında birazcık güçlendirmiş oluyordum. Ama mesela şöyle bir şey de demek istiyorum. Çok hırs da zararlı bence. Yani çok hırslanınca da, çünkü mesela herhangi bir kötü sonuçta çok daha derinden etkileniyordum. Yani o yüzden mesela biraz hırsı frenlemeye falan çalışmam gerekiyordu zaman zaman. Yani bence yani kararında olması yeterli diyeyim.
Zeynep'ten gördüğüm kadarıyla zeki bir kız ama bizden bir farkı yok. O da normal insan ve bence herkes disiplinli çalışmayla başarabilir bunu. Yani ben de katılıyorum. Bayağı normal biriyim açıkçası. Evet, çok yani benim sekizlik arkadaşım normal. Bizim gibi hatta çok da komik bir insan. Sıradaki soruya geçiyoruz. Hatice ilki sormuş. İlk yorum olarak herhalde, ilk yorum ben attım. Motivasyonunu arttırmak için çözüm yolların var mı? Paragraf çözmek mi, kitap okumak mı demiş. Şimdi motivasyonu arttırmak deyince bence herkesin farklı bir motivasyon kaynağı vardır. Mesela bazı kişiler sonuçlarından motivasyonu artar. Bazı kişiler öğretmenleriyle konuştuğunda motivasyonu artar. Bazı kişilerin de arkadaşlarıyla konuştuğunda motivasyonu artar. Ben motivasyonunuzu arttırmak için size şu öneriyi verebilirim. Sınav hep gündeminizde olsun. Yani bu gündeminizde derken de öyle ay sınav geliyor korkusu değil. Hani bir sınav var, bunu da unutmamalıyım şeklinde motivasyonunuz, eğer bunu düşünürseniz her zaman yukarıda olur. Yani motivasyon demek korku demek değil de farkındalık bence birazcık da. Ve farkındalığınız arttıkça da bence ders çalışmakta aklınıza daha fazla gelir. Evet. Ben de mesela şey yapıyordum. Yani sınavın biteceği aslında hep aklıma geliyordu. İşte diyorum 6 Haziran'dan sonra hiç böyle bir derdim olmayacak diyordum. Bir de özellikle şey yapıyordum mesela. Tamam, bir hedeflediğim bir okul veya hedeflediğim bir puan var ama yani daha kötüsü olursa yani ne oluru kötü bir şekilde düşünmüyordum diyebilirim. Yani mesela diyorum ki işte bu okul olmazsa başka bir okul da olabilir. İşte böyle seçenekler de var sonuçta gidebileceğim. Ya da işte bu puanı alırsam yine yani bu benim değerimi kaybettirmiyor sonuçta gibi düşünüyordum. O benim genelde motivasyonumu arttırıyordu. Ya da arkadaşlarımla konuşmak da aslında bayağı motivasyonumu arttırıyordu. Özellikle Almira ile konuşmak. Bir de çok iyi bir puan yaparsanız sınavda ondan sonraki hissi düşünmek. Hani ben hep onu düşündüm. Evet. Ay Almira yaptığını düşünsene derdim kendi kendine. Uf derdim yani, havalara uçardım falan. Yani resmen olmuş gibi davranırdım ve bu hayalin gerçek olmasını istiyorsan ne yapmasın, çalışmasın. Evet. Benim asıl motivasyon kaynağım sanırım denemelerde iyi netler yapmak. Çünkü iyi net yapınca şey havasına giriyorum. Ben LGS'den iyi bir puan alacağım, başarabileceğim havasına giriyordum. Benim en büyük motivasyonum sanırım çalışıp deneme netlerimi iyi tutmak. Bir de burada bir soru daha var. Paragraf çözmek mi, kitap okumak mı? Aynen. Bence paragraf da çözün, kitap da okuyun ama sanki paragraf çözmek son sene için hani evet, bir tık daha fazla. Okuma bence de paragraf çözmek. Ya ben zaten 8. sınıfta çok kitap okumadım yani biraz. Yani çok az zaman kalıyor. Evet, yani bunu açıkça söyleyeyim. Paragraf çözmek yani çok daha katkısı olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani soru tipini görmüş oluyorsunuz ve mesela paragraf soruları benim çok zorlandığım soru tiplerinden biriydi. Ve onların böyle çok çeşitli çeşitli şeyleri var. Yani o yüzden bence soru çözmek çok daha faydalı olur. Bence paragraf çözmek gerçekten okuma anlamayı çok iyi geliştiriyor. Ben çok fazla kitap okuduğumu söyleyemeyeceğim ama paragraf çözerek Türkçe netlerimi 20'ye kadar çıkardım. Ben de paragraf çözmeyi daha verimli buluyorum. Sıradaki sorumuz Cengiz Doğan sormuş. Lahmacun mu yoksa döner mi? Çiğ köfte. Çok teşekkür ediyoruz ona. Bence döner. Öyle söyleyeyim. LGS sürecinde de döner yemenizi tavsiye ederim. Ben çiğ köfte tavsiye ediyorum. Şıklara koyulmamış, biraz kırıldım. Ama çiğ köfte daha güzel bence. Sence Melila? Bence lahmacun, içine yeşillik sarıyoruz. Lif. Evet. Yandım dedikçe buz gibi ayran, nedarlı cilveli lahmacun. 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 Abi lahmacun. Peki yeni okullarınızdan mutlu musunuz? Ben çok mutluyum. Zaten Zeynep de ben de hazırlık okuyoruz. İkimiz de İngilizce hazırlık okuyoruz. Hazırlık senesi ne kadar böyle şey gözükse de, çok kolay gözükse de hani LGS'den sonra tabii ki bir rahatlama ama yine düzenli çalışma gerektiriyor. Ama ben düzenli çalışmaya artık çok alıştım. O yüzden de çok mutluyum. Yeni arkadaşlıklar da edindim. Yani lise benim için çok iyi başladı. Benim de aynı şekilde çok iyi başladı. Yani okulumdan da memnunum. Ben yatılı okuyorum aynı zamanda. O yüzden biraz aslında arkadaş edinmem daha da kolay oldu. Sonuçta yani oda arkadaşlarım oluyor, işte sınıftan farklı arkadaşlarım oluyor. Umarım ben de liseye geçince mutlu olurum. Umarız. Peki sıradaki soru Zeynep Potter sormuş. En fazla kaç yanlışın çıktı ve bu yanlışları LGS'ye ne kadar süre kala yaptınız? Hiç soru çözmediğin gün oldu mu? Zeynep sen başla, ben de sorayım. Tamam, evet ben başlayayım. Benim en fazla 11 yanlışım çıktı. 11 yanlışın 6'sı Türkçe. Geri kalanı hatırlamıyorum. İşte Türkiye geneli sınavlara da giriyorduk sonuçta. Onlar biraz daha zorluyordu. Evet, çok yoruyordu bazen. Onlardan sonra yani çalışmıyordum açıkça söyleyeyim yani. Genelde 3 haftada bir
gibi oluyordu bu. Sıradaki soru benden size gelsin. Sizce dershane gerekli mi? Ben dershaneye gitmiyorum. Ama çevremden bazen dershane olmayınca konulardan daha eksik kalırsın, dershaneyle daha iyi pekiştirirsin gibi şeyler duyuyorum. Sizce gerekli mi? Dershanenin tabii ki katkısı var. Hani dershaneye gidip de yararını gören arkadaşlar gördüm. Fakat bu çalışma düzenini kendiniz de evde oluşturabilirsiniz. Hani bazı arkadaşlarım da hani kendileri gayet, ben de dershaneye gitmedim. Hani kendileri evde oturup hani o disiplini, o düzeni sağlayabiliyorlar. Zaten Melina'yla da çekimden önce konuşmuştuk. O da sınıf birincisiymiş. Ama o da dershaneye gitmiyor. Hani asla bu bir zorunluluk değil. Hani kimsenin kafasında da hani ben dershaneye gitmezsem yapamam tarzı bir düşünce de oluşmasın bence. Bence de. Bence de. Sıradaki soruya geçelim. Zeynep Öz sormuş. 3 tane soru sormuş. Birincisiyle başlayalım. LGS'ye bir gün kala ne yaptın? Ölüm sessizliği. Benim mi? Ben çok bir şey yapmadım aslında. Hani çünkü düşünün, bir yıllık bir süreç var. Hani tam bir yıl değil de yaz tatilinde de çalışıyorsanız tam bir yıllık bir süreç oluyor. Hani ve son gün hani ne kadar o sürecin hani emeğini tabii ki karşılayamazsınız. O bir yıllık süreci bir günde halledemezsiniz. O yüzden ben de bazen hani bir iki kitap açtığım oldu ama o da toplasam bir saattir, öyle söyleyeyim. Genel olarak dinlendim. Hani ailemle konuştum. Tabii ki çok heyecanlıydım. Yani inanılmaz bir heyecan vardı üstümde. Bunu atlatmaya çalıştım. Hani öyle bir tavsiyem de size, çok fazla çalışmamanız. Çünkü son gün kendiniz çok çalışırsanız, gidip son gün 1000 soru çözeyim falan filan kafalarına girerseniz LGS gününe uykusuz başlarsınız. Öyle söyleyeyim. Evet, ya ben de benzer şeyler yaptım. Hani dinlendim daha çok. Arada da galiba Türkçe'de yazım kurallarına bakmıştım. Bence de eğer son gün böyle 1000 soru, 500 soru çözeyim gibi bir şey olursa kafa karıştırabilir. Hani son zaten yorulmaya şeyler. Gerek yok o gün artık. Yani son gün gelmiş, bir hani faydası mı olacak? Yani çok düşük bir olasılık. Ben de mesela son gün çalışmayı pek düşünmüyorum. Dinlenirim galiba daha çok. Evet, yani bence de daha iyi olur. İkinci soru, LGS günü heyecanını nasıl yendin ve LGS anı heyecanını nasıl yendin? LGS günü heyecanım, yani aslında ben sabah böyle kalktığımda yani sınava gidecek miyim, gitmeyecek miyim, böyle çok garip hissediyordum. Yani sınava girene kadar gerçekten böyle bayağı işte heyecandan titriyordum falan hani. Ama sınava girince nasıl oldu bilmiyorum. Yani hiçbir şey hissetmedim. Böyle oturdum o sıraya. Yani sınavları zaten dağıttılar. İşte süre başladıktan sonra böyle Türkçe zaten güzel gözüküyordu mesela. Onu böyle başladım. Çözmeye başlayınca böyle stres gitmişti yani. Genelde de hep öyle oluyor. Ya tabii benim şöyle diyeyim. Stresle ilgili aslında problemlerim de vardı. Yani sınavların ortasında bayılmışlığım falan da var. O yüzden yani LGS'de strese girmemek aslında benim en büyük şanslarımdan biriydi yani normalde girmeme rağmen. Ben bu konuda şöyle bir şey söyleyebilirim. Denemelere girdikçe bence o stresinizi yenebiliyorsunuz yavaş yavaş. Evet, LGS gününde de bir stres oluyor ama hani onda da artık dayanmak lazım. Sonuçta evet. Denemeye girdiniz, yaptınız ve LGS'de de yapabilirim evet. Gibi. Bir de böyle şey, mesela sözel daha güzeldi yani ama. Genel olarak çözmesi daha kolay orada diyebilirim. Orada bir özgüven geldi zaten. Tabii evet, orada bir özgüven geldi diyebiliriz. Yani özgüven demeyeyim de hani böyle bir rahatlık, yani sözel bitti oh mesela. Aa, sözel güzel geçti işte, tamam şimdi de sayısala gireceğiz gibi hani. Sonra sayısal başta işte sayısalı çözüyorsun falan, zaten soru çözerken bir süre sonra aslında o stresi unutmuş oluyorsun. Zeynep'in üçüncü sorusunu soralım. Çalıştığın zamanlar 2 ay kala en çok hangi konulara ağırlık verdin demiş. Ben çoğu konuya ağırlık verdim. Hani yeni kitap aldım, biten kitapları bir kenara attım, baştan başladım. Hani tabii ki siz her konuya belki ağırlık vermek istemiyor olabilirsiniz. O zaman hani bir tavsiye olarak da anlamadığınız konulara ağırlık verin. Anladıklarınızı kenara atabilirsiniz ama bence şansınız varsa her şeyin üstünden bir daha geçin. Evet, ya ben daha çok deneme çözmeye ağırlık vermiştim. Yani aslında tüm konulara ağırlık vermiş oldum yani. Yani denemelerde çıkan yanlışlarıma göre aslında biraz da hangi konuda test çözeceğime karar veriyordum. O yüzden en spesifik bir konu yok açıkçası aklımda. Genelde ben iyi yaptığım konulara değil de yapamadığım konulara ağırlık vermeye çalışıyorum bu son aylarda. Peki sıradaki soruya geçelim. Asiye Koroğlu demiş ki, günlük soru rekorun kaç? En çok hangi dersten çözdün? Alkış emojisi. Ben tam olarak sayıyı hatırlamıyorum. Yani galiba 700 civarıydı ama yani benim öyle çok, nasıl diyeyim, yani çok soru çözeyim, bugün de çok soru çözeyim gibi bir şeyim yoktu. Daha çok hani
her gün çok soru çözeyim. Zaten o hani benim isteğimi karşılayacak bir şeydi. O yüzden galiba 700 civarıydı. Yani hangi dersen en çok çözdüğümü de çok hatırlamıyorum açıkçası. Benim de 500-600 arasıydı ama her gün 600-700 tutmuyor bence. Tabii ki. Zaten yani şey de diye dinlenebilir. Hani 300-400 olsun ama her gün olsun. Ha, evet, ya da evet. Çoğunlukla hadi bir gün belki hafta sonu bir gün evet. Onu indirebilirsiniz. 100-200 hani bir gün o da hafta sonu bir gün olabilir. Ama onun dışında bence hani bir hedef belirlemek ve onun çizgisinde devam etmek lazım. Ben 700 ya da 400 değil de daha çok 150-200 oluyor ama hepsi yeni nesil oluyor. Ha tabii. Özellikle yeni nesil matematik çok zaman alıyordu ben çözdüğümde. Evet. Hani bakıyordum, aa ben kaç saattir çözüyorum. Hani evet. Bu soru, yeni nesil sorular özellikle çok vaktimizi evet. Alıyor. Hani bir zaman sonra yine saate baktığımda saatin çok geç olduğunu görüyordum. Çok uykusuz kalıyordum. Peki uyku düzeniniz nasıldı? Yani gecelerde çalışıyor muydunuz yoksa belli bir uyku düzeniniz var mıydı? Benim yani aslında çok belli bir uyku düzenim yoktu. Yani ben sabahları biraz erken kalkıyordum. Aslında biraz hataya düştüğümü fark ettim. Çünkü boşa zaman kaybediyordum. Böyle saat galiba 7'de kalkıyordum. Okulum 9.30'da başlamasına bizim rağmen. Bizim okul çok geç başlıyordu. Bizim okulumuz biraz geç başlıyordu. Hani 7'de kalkınca aslında orada 2.5 saat böyle hani dinleniyorum, kahvaltı ediyorum çok uzun süre boyunca. Hani orada bayağı boş vakit geçiriyordum. Sonra onu fark edip hani zaten biraz daha düzelttim işte saat 8'de 8.30 gibi kalkmaya başladım. Ama gece yatışta da yani herhalde bir 11 gibi yatıyordum. O da erken kalktığım için. Ama 11'de yatıyorsam 10.30'a kadar ders çalışıyordum. Yarım saat de dinleniyordum. Benim rutinim biraz daha farklıydı. Hani ben 8 gibi kalkıyordum diye hatırlıyorum. Ama ben çok geç yatıyordum. Hani 12-1 ama bu bana erken geliyordu. Hani annem sağ olsun o beni bu saatlerde artık Almira yeter yat falan diyordu. Bana kalsa ben anne ben 3-4'e kadar çalışayım falan kafasındaydım. Ama siz sakın böyle bir şey yapmayın. Ha tabii ki ben gece daha iyi çalışıyorum diyebilirsiniz ama uyku düzeniniz bozulursa dikkat hatası yapabilirsiniz denemelerde. Bu da netlerinizi düşürebilir. Hani ben yine 1'lere kalıyordum da siz sınırı 12 yapın bence. Ben mesela geceye kadar kalamıyorum çünkü o zaman uykum geliyor ve sorulara hiç odaklanamıyorum. Daha çok sabah erken kalkıp çözme tarafındayım. Tabii o da bence bir yöntem. Yani benim de yani zaman zaman mesela ödevleri sabahları yapıyordum. Yani sabah erken kalkıp akşamları normal test çözdüğüm zamanlar da oluyordu. O hani kişiden kişiye değişebilecek bir şey. Sonuçta verim aldığınız saatler farklı olabilir. Ben de gece açıkçası Melina gibi çok verim alabilen biri değildim yani. Geceleri ancak çözebildiğim şey işte İngilizce, din. Hani o tarz daha çözmesi daha az zaman alan derslerdi. Herkesin kendine göre bir tarzı vardır yani. Yine ona geliyoruz. LGS masasında sorular bu kadardı. Açıkçası birazcık heyecan yaptık. Umarım çok yansımamıştır. Evet yani Melina'nın dediği gibi ben de bayağı heyecanlıydım çekimin başından beri. Şu an bir tık daha rahatım. Umarım eğlenmişsiniz ve umarım sizin için yararlı olmuştur. Özellikle 2008 tayfa için. Belki 2009-2010 tayfa bile bu videoyu görüp tavsiyelerimize uyabilir. Hepinize LGS'de başarılar diliyorum. Asla stres olmayın. Sadece önünüze bakın. Ben de aynı şekilde biraz heyecanlıydık bugün yayında. Sonuçta sizin karşınızda böyle konuşuyoruz kameralar karşısında. Hani sizin de izleyeceğinizi bildiğimiz için hani yapabileceğimizin en iyisini yapmak istedik. Umarım verdiğimiz tavsiyeler sizin için faydalı olmuştur. Sınavda da çok başarılar diliyorum. Ben de hem kendime hem de benimle beraber sınava girecek arkadaşlara çok başarılar diliyorum. Bugünlük bu kadardı. Hoşça kalın.